Herkese selamlar. Bilim insanlarına göre gözlemlenebilir evren tahmini olarak 90 milyar ışık yılı büyüklükte. Ancak dikkatinizi çekerim, sadece gözlemlenebilir evrenden bahsediyoruz. Ve henüz gözlemlenemeyen evrenin büyüklüğü hakkında hiçbir bilgi yok. Ancak buna rağmen gözlemlenebilir evrenin henüz gözlemlenemeyen evrenden tahmini olarak 250 kat daha büyük olduğu konusunda birçok bilim insanı hemfikir. Uzayda yıldız, gezegen, toz ve gaz bulutlarının kümeleştiği yerlere galaksi deniyor. Dünyamızın da içinde olduğu galaksiye ise Samanyolu deniyor. Bilim insanları 2008 yılında uzak galaksiler hakkında araştırma yapıyordu. Araştırmayı yapanların başındaysa dünyaca ünlü ve bu konularda sözlerine itimat edilen önemli bir isim vardı. Alexander Kashlensky. Uzak galaksilerin hareketlerini gözlemleyen bilim insanı ve beraberindeki ekip ilginç bir şey keşfetti. Galaksilerin aksiyon alması gereken yön ne olursa olsun hep bir yöne doğru hareket ediyordu ve bunu zorlama ile yapıyorlardı. Tıpkı bir nehirin akışı gibi sürekli halde bir yöne doğru adeta itiliyorlardı. Yani daha açık olarak bir örnekle anlatacak olursak, galaksiler inatla sola gitmek istiyor ama bilinmeyen bir güç onları sağa doğru yönlendiriyordu. Galaksilerin ısrarla tek bir yöne gönderilmesi şaşkınlık yarattı tabii ki. Bu olay ilk defa gözlemleniyordu. Alexander Kashlensky ve ekibi bu ilginç olaya karanlık akış teorisi ismini verdi. Kozmik enflasyon teorisine göre uzay karanlık enerji nedeniyle sürekli genişliyordu. Ancak bu yeni teoriye göre ise bir yöne doğru adeta akıyordu. Videomuzu izleyerek bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Size her akşam 20.00'da bu ve benzeri videolar yayınlayarak bilgi paylaşımı yapıyoruz. Sizler de kanalımıza abone olarak bize destek olabilir ve yeni video yayınlandığında anında haberdar olmak için bildirim butonunu açabilirsiniz. Hadi gelin şimdi videomuza.
ışık hızında yayıldığına göre başka bir evren nasıl olur da bizi mıknatıs gibi çekebilirdi? Bir diğer teoriye göre ise aslında gözlemlenemeyen bir kara delik vardı ve o kadar büyüktü ki bu kara delik gözlemlenebilir tüm galaksileri kendine doğru çekiyordu. Açıklamaları ise ilginçti. Planck uzay aracı yanlış ölçüm yapmıştır diyerek konuyu kapattılar. ...2015 yılındaysa bilim insanı Kaczynski araştırmasını genişletti ve klasörlerce kanıtla tekrar ortaya çıktı ve tüm delilleri kamuoyuna sundu. NASA başta olmak üzere pek çok uzay ajansı konuyu tam olarak kabul etmedi. Onlara göre mutlaka fizik yasaları nezdinde bir sebebi olmalıydı ve bilinmez bir güç diye bir şey olamazdı. Keşfedilen bu bilinmeyen güç ise Kaczynski'nin sunduğu sayısız rapora göre vardı ve bilimsel delillere dayanıyordu. Ancak sadece kaynağı bilinmiyordu ve güç görülmüyordu. İsmi karanlık akış teorisi olarak kaldı. Bize göre ise tüm galaksileri hükmeden, onları bir yöne doğru yönlendiren, Yasin suresi 38. ve 40. ayetlerde söylediği gibi, bir yörüngede akıp gitmelerini sağlayan tek güç, karanlık akış teorisi değil, Allah'tır.